Yüzü olan güzel oyuncu Gökçe Bahadır uzun süren suskunluğunu cumartesi sürprizine bozdu. Başarılı oyuncu yaşamının bilinmeyenlerini, mutlu beraberliğini ve anneliğe dair düşüncelerini programımıza anlattı. Gökçe Bahadır'la hem keyifli hem bol itiraflı bir sohbet. Seninle röportaj yapıyorum diye durum. Teşekkür ederim. Yıllar sonra. Bu taklit çok konuşulur. Sana ne? Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, olay kız Aleyna Tilki'nin sana nesini taklit ederse. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Herkes bu rakamı konuşuyor. Gökçe Bahadır 35 milyon liraya ev aldığı haberleri hakkında ilk kez konuştu. Bunlar gayet normal olan şeyler. Efe Duru'yla mutlu bir beraberlik yaşayan Gökçe Bahadır'dan aşka ve anneliğe dair çok özel açıklamalar. Daha pozitif kalkmak. Daha heyecanlı uyanmak. Anne olmak fikri çok güzel geliyor. Hem güzel, hem yetenekli, hem güzel sesli, hem de başarılı. Gökçe Bahadır'ı bu sıfatların çok daha fazlasıyla anlatmak gerek. Bir şampuan firmasının yüzü olan Gökçe Bahadır'la bilinmeyenleri ve az bilinenleri konuştu haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu. Evet, bu hafta konuğum sevgili Gökçe Bahadır. Keyifli bir röportaj yapacağız bugün. Yeni saçlarıyla geçti objektiflerimizin karşısına. Yeni saçları yakışmış güzel yüzüne. Saçlarına bayıldım, öyle başlayayım. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Uzun bir süredir herhalde renk değiştirmemiştin. Evet, renk değiştirmemiştim. Böyle bir filmle biraz bir renk değişikliğine gittik. Sonra da öyle o renkle devam ediyoruz hala. Mart'ta vizyona girecek Aşk Uykusu filmi için sarışın olmuştu. O hali de çok güzel, bu hali de. Her renk yakışıyor ona. O dönem film için sarıya boyatmış. Evet galiba. Evet. Biraz daha açık kullandım film için. Hatta böyle bir sarışın mı oldu falan filan gibi yorumlar başladı. Ama tamamen filmdeki karakter için yaptığım bir şeydi. Sonra da yine böyle eski tonlardan devam ediyorum şimdi. Saçları çok güzel. Özel bir bakım uyguluyor mu saçlarına güzel oyuncu? Özel bir bakım uyguluyor musun? Yani olabildiğince bakım yapmaya çalışıyorum. Bakmaya çalışıyorum çünkü biliyorsun bizim tempomuzda saçlar sürekli fön çekilip bir maşa yapıldığı, uygulama yapıldığı için olabildiğince saçlarıma özen göstermeye çalışıyorum. Bakım tabii ki yapıyorum. Bu değişimler ilk projesi Hayat Bilgisi'nin liseli kızını dönemin en çekici oyuncularından biri yaptı. Kendini seksi buluyor mu Gökçe Bahadır? Peki bir de şöyle bir şey olmaya başladı. Yıllarla beraber daha seksi bir Gökçe Bahadır ortaya çıkmaya başladı. Farkında mısın? Farkında değilim. Kendini bahsedildiği gibi seksi biri olarak hissetmiyor. Belki de öyle hissetmediği için öyle geliyor herkese. Yok, ben farkında olduğum bir şey değil aslında. Hani yapılmış tabii şey yok. Bir de tam tersi, hiç de öyle biri olmadım hayatım boyunca. Hep küçükken böyle gayet futbol oynayarak büyüdüm. Biraz erkek çocuğu da gibiydim. Yani böyle sokaklarda oynayarak hayatım da öyle ilerledi falan böyle. Hiç öyle bir çocuk olmadım. Öyle büyümedim, öyle yetişmedim. Ne bileyim, böyle söyleyince tuhaf geliyor. Hep de olduğum gibiydim. Ekstra bir şey yapmadım falan. Konuyu aşka getirelim. Türkiye'nin aşık olduğu kadınlardan biri Gökçe Bahadır. Peki onda aşk nasıl duruyor? Peki aşık olduğunda kendine ne gibi değişiklikler oluyor? Belirtileri neler sende? Dur şimdi zor yerden sordum bakayım. Biraz düşünerek verdiği cevaba göre Gökçe Bahadır daha pozitif biri oluyor aşıkken. Bilmiyorum ki. Mutlaka kimyasal olarak böyle bir değişimler oluyordur. Böyle bir bakış açın değişir hayata. Böyle belki bir daha iyi baktı. Ya aslında çok hani aşık olmakla daha iyi bakmak gibi değil de tam doğru orantısı bu değil sanki. Sadece belki o günler daha pozitif kalkmak, daha heyecanlı uyanmak, daha böyle mutlu olabileceğin konusunda umudunun artması, aşık olmak, gözlerin içinin daha bir gülmesi. Ve şu sıralar aşık. Tam da şu an öyle galiba. Öyle mi? Seninle röportaj yapıyorum diye durum. Teşekkür ederim. Yıllar sonra.
Efe Duru'yla çok yakışan bir çift oldular. Mutlu da bir beraberliğim var. Çok evet. Da yakışıyorsunuz. Hani teşekkür birisi. Ederim. Çok da güzel. Çok teşekkür ederim. Ciddi şekilde ilerliyor galiba. Gayet güzel ilerliyor. Her şey yolunda. Ne diyelim? Allah bozmasın. Görecek miyiz bir evlilik yakın zamanda? Bilmiyorum ki, kısmet. Bu işler kısmet biliyorsun. Yani ne kadar konuşsak da boş. O yüzden yaşayıp göreceğiz. Evlilikten konuşmak için henüz erken diyor ama çocuk fikrine sıcak. Annelik beni daha güzel yapar diyor. Anne olmak fikri nasıl geliyor? Anne olmak fikri çok güzel geliyor. Çünkü ben çocukları çok seviyorum. Ve tabii ki anne olmak istiyorum. İnşallah bakalım bir gün bana da kısmet olacak dilerim. Geçtiğimiz hafta hakkında ortaya atılan bir iddiayı okuyanlar biraz şaşırdı. Daha doğrusu haber değil, habere konu olan rakam şaşırttı herkesi. Tam 35 milyon liraya Suadiye'de daire aldığı yazıldı Bahadır'ın. Bu arada tabii yıllarla birlikte birikimler ve yatırımların da oluyor. En son bir haber çıktı. Hani evet. Suadiye'de 4+1 bir daire aldı. Evet, ben de okudum gazeteden. Yani onu söylüyorum biraz önce, böyle biraz iş yapan, biraz belki para kazandığı duyulan her kişinin başına gelen bizim sektörden haberler, herkes hakkında böyle haberler çıkıyor tabii ki. Gökçe Bahadır kendi adına kazancını yatırıma dönüştürdüğünü söylüyor. Yani aslında bizimkiler sadece duyuluyor, bunlar gayet normal olan şeyler. İnsanlar çalışırlar, insanlar bir şeyler kazanırlar, sonra bir yerlere yatırırlar. Herkes bir şekilde, bugün herkes bir şekilde kendi adına iyi bir şeyler yapmak için uğraşıyor, çaba sarf ediyor. Niye bu kadar çalışıyoruz? Hani niye para kazanmaya çalışıyoruz? Hani bir şekilde kendimizin, yarın öbür gün belki çocuğumuzun geleceğini bir şekilde garanti altına. Yani garanti altına almak demeyeyim tabii, hayat sürprizlerle dolu ama en azından kendi içimizi, kendi gönlümüzü rahatlatmak adına bunu yapıyoruz. Aslında herkesin yaptığını yapıyoruz biz de. Röportajımızın finalinde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşımı sormadan olmaz. Son dönemin en popüler kızı Aleyna Tilki, Instagram paylaşımında Gökçe Bahadır'la böyle selfie yapmıştı. Aleyna Tilki bir fotoğraf paylaştı. Evet, gördüm. Arkada televizyonda sen vardın. Evet, öyleymiş, ben de gördüm. Aleyna Tilki'yi çok başarılı buluyor Gökçe Bahadır. Vallahi gerçekten çok başarılı. Bir kere çok iyi bir sesi var. O yaşta o ses, tebrik ederim yani. Çok da güzel şarkı söylüyor. Ben çok beğeniyorum. Aleyna Tilki'nin kendisini çekemeyenler için kardeşiyle birlikte seslendirdiği Sana Ne şarkısını taklit bile ediyor Gökçe Bahadır. Sana Ne'yi nasıl söylüyor sence? Çok iyi söylüyor, çok iyi söylüyor. Sana ne? Çok iyi söylüyor gerçekten yani. Sana ne? Bana ne? Sana ne? Bana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ona ne? Gökçe Bahadır'ın samimi açıklamaları, özel itirafları ve vazgeçtim performansı. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ah de yeter. Çek, çek.